Biz buraya bugün kazanma üzerine bir kadro ve oyun kurgusuyla sahaya çıktık. Kazanamazsak da en kötü bir puandan evimize dönmeyi planlamıştık. Oyuna çok iyi başladık. Golü de bulduk. Golü bulduktan sonra hiç beklemediğim, hiç tahmin etmediğim bir oyuncumuzun kırmızı kartla oyun dışında kalması 19. 20. dakikada. Daha sonra oyunun büyük bölümünü 10 kişi sürdürmek zorunda kaldık. Çünkü Ümraniye takımı bu ligde en iyi pas yapan, oynamak isteyen takımlardan bir tanesi olduğu için bizi çok fazla yordular. Çok topun peşinde çok koştuk. Ama buna rağmen ikinci yarı 10 kişi olmamıza rağmen Enes'in pozisyonu ve Umut'un karşı karşıya kaldıkları pozisyonlar var. Net pozisyon. Bunlardan bir tanesini atsaydık maçı kopartabilirdik. Beni üzen taraf uzatma dakikalarında karambolden yediğimiz bir golle buradan beraberlikle ayrılıyoruz. Onun haricinde takımımızın bugün vermiş olduğu mücadele, inancı ve hırsı beni gayet mutlu etmiştir. Sonuçta yani çok memnun olmasak da ama bir puan da bizim için iyi bir sonuç burada. Üç tane maçımız kaldı. Biz önümüzdeki üç maçın üçünü de kazanıp Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Başkalarının ne yaptığı da bizi ilgilendirmiyor. Onun için oyuncularıma bu mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Ümraniyespor'a da başarılar diliyorum bundan sonra. Bugünün hareketi bence kırmızı kartlık bir hareket değil. Herhalde başka bir diyaloglar geçti. Orada onun da ne olduğunu bilmiyorum. Yani bu kadar ağır bir karar 19. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kalacak bir şey. Yani biz görmedik. Bu kadar bir ağır karar olmaması lazım. Eğer başka bir şey yoksa işin içinde. Yani bu zaten en önemli, hiç beklemediğimiz bir oyuncu çok da iyi oynarken gol de attı mesela. Ve oyun dışında kalması bizim bütün oyun planlarımızı bozdu. Ön tarafta topu tutan, takımı hücuma kaldıran, bütün organizasyonu yapan en önemli oyuncumuz. Oyundan atıldıktan sonra Ümraniye gibi de bu ligde çok iyi pas yapan bir takıma karşı bence çok iyi dayandık. Çok iyi mücadele ettik ve iki tane de %100 pozisyon bulduk. Ona üzülüyorum yani. Ama sonuçta biz gene burada istediğimizi aldık. Kalan 3 maçımızın 3'ünü de kazanıp biz Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Başka sorusu olan? Herkese teşekkür ediyorum. Teşekkür İyi günler. ederim. Buyur, buyurun. İyi yazmış. Hani verdi diye. Peki siz bizim yani lehimize olmayan bir şeyleri mi ver demek istiyorsunuz? Hakem benim orada izlediğim kadar bugüne kadar sizin yaptığınız maçlar en iyi yönetti diye demek isteyecektim. Şöyle çünkü. Onlardan da kırmızı kart attı ama verdiği kararlar da çok haklı, tarafsız bir yönetti. Kemal Bey bir sorun dedi. Kemal size yorum yapın demedi. Kemal Bey sorun dedik. Diyeceğim ki yok. Tabii. İleride bir umutumuz var. Bravo, sizi tebrik ediyorum. Ben şunu söyledim zaten. Bu itme olayından dolayı kırmızı kart ağır bir karar. Lakin arada başka bir diyalog yoksa, arada bir diyalog vardı mı attı, yoksa bundan dolayı mı attı? Onu bilmiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Peki. İyi günler. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. 1-0 geride başladığımız bir maç. Ankara gücünü çalışıp analiz ettiğimiz halde bu hatayı yapıp golü yedik ki ortaların ne kadar etkili olduklarını biliyorduk. İyi kafa vuran oyuncular olduğu halde orada bir kademe hatasından golü yedik. Ama oyun disiplininden kopmadık. Daha sonra tabii rakibin 10 kişi kalmasıyla biz aynı oyun anlayışıyla devam ettik. Yine goller kaçırdık. Rakip de iyi kapandı. Tamamen kontraya dönen bir rakip vardı. İlk yarı 1-0 bitti. İkinci yarı yine golü arayan, biraz daha olumlu, olgun davranabilseydik final paslarında ve özellikle final vuruşlarında biraz acemice harcadık açıkçası pozisyonları. Erken golü bulsaydık belki skor çok farklı olabilirdi. Drol'ün kaçırdığı, Rangelov'un vurduğu vesaire onları basitçe harcadık. Daha sonra tabii İbrahim'in atılması, 10-10 kaldık. Aynı oyun anlayışımızı devam edip yine golü aradık. Ama hep aynı tablo vardı. Yine final pasları, ortaları. Biraz daha bizim gibi ayağa oynayan, olgun geçişlerle, ataklarla sonuçlandırmaya giden bir takımın biraz daha becerikli olması gerekiyordu. Bizi teselli eden tek şey son dakikada gelen gol. En azından rakibimize karşı burada yenilmedik. Çünkü bir puan önünde olup rakibimizden daha avantajlı konumdaydık. Kazansaydık
çok önemli bir avantaj elde edecektik. Kazanamadık ama geriden gelip bir puan almak da bizi en azından tesellimiz oldu. Şimdi 3 maçımız kaldı. Biz aynı oyun anlayışıyla 3 maçı da kazanmak için öncelikle Balıkesir'i maçına hazırlanıp oradan tek düşüncemiz galibiyetle dönüp avantajımızı korumak. Ya tabii şimdi bunun açıklaması çok uzun olur ama ben kısa size şöyle söyleyeyim. Bu atmosferi yaşamış kaliteli oyuncular olduğu zaman zaten etkilenmeyip atak nasıl gelişmesi gerekiyorsa o şekilde gelişiyor ama bazen genç oyuncularınız oluyor. Yapması gerekenin dışına çıkıp basitçe hatalar veya işte erken davranıyor ya da yanlış kararı verebiliyor. Ama futbolda konumunuza göre geridesiniz veya öndesiniz, ona göre bir oyun anlayışınız var. Ona göre de futbolcu davranması gerekiyor. Biz bugün dediğim gibi biraz daha sakin, biraz daha telaşsız ve acele etmeden oynayabilseydik. Çünkü takımın üstünde inanılmaz bir motivasyon, bir istek arzu vardı. Ama biraz da bu geriye düşme sebebiyle biraz da telaşa dönüştü. Biz o telaşı üstlerinden kaldırmak için konuşmalarımızı yaptık maç öncesi ve soyunma odasında devre arası. İkinci yarı zaten tamamen 10 kişi kaldığımızda da oyuna hükmettik biz. Hiç oyun anlayışımızı bozmadık. Dediğim gibi belki golü erken bulsak ki fırsatı da bulduk. Yani fırsat bulamasaydık, pozisyona girmeseydik zaten söyleyecek fazla bir şey yoktu. Mutlu olurduk bir puana. Ama 10-10'ken bile golleri kaçıran bizim taraftı. Dediğim gibi önce atsak belki farklı olabilirdi ama geçmişe dönmeye gerek yok. Olan oldu. Biz bir puan için yine de oyuncularımı tebrik ediyorum mücadelelerden dolayı. İbrahim tabii atıldı, haftaya yok. Bulut gol sevincinde biraz daha işte onu söylemek istiyorum. Biraz daha profesyonel davranmamız gerekiyor. Çünkü 3 sarı kartı olan oyuncu gol sevincinde sarı kart yememeli. Bulut da cezalı duruma düştü. Sağlık olsun. Ankara Gücü'nü tebrik ediyorum. Var mı başka sorularınız? Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi çalışmalar.